Sabit Alem Mahallesi, Eyüp Aygün Tayşir, İletişim Yayınları. Eyüp Aygün Tayşir, Sabit Alem Mahallesi'nde kendine özgü efsunlu uslubuyla neşe ve hüznü harmanlayan hikayeler anlatıyor. Sabit Alem Mahallesi, birbirine paralel konumlanmış, her biri kaydırağa benzeyen 6 sokak ve bu sokakların her iki yanına dizilmiş yeşil, kireç, tuğla, sidik sarısı, pembe ve sıklıkla da sıvarengi gecekondulardan müteşekkil bir mahalle olup nüfusunu Allah'tan gayrı bilen yoktur. Yamaç yönündeki gökdelenlerin tepe katlarından bakıldığında, sokaklarında bir aşağı bir yukarı koşturup duran küçüklü büyüklü çocuklarıyla mahalle, yazlık yörelerdeki her şey dahil otellerin su parklarına benzer. Çöplüğün ortasında ilahi gibi açan çiçek, mahalleyi şaşkına çeviriyor. Anadolu Kaplanı çocuklarına hiddetle soruyor, "Siz işçi çocuğu musunuz, yoksa patron çocuğu musunuz?" Fisko birlikten emekli kadınla sosyal medya bağımlısı genç adam arasında absürt şeyler yaşanıyor. Siyahlı beyazlı tekir kedi, küçük bir anafora kapılmış gibi kendi etrafında dönüyor. Kahraman şirketler topluluğunu böcekler istila ediyor. Sabit Alem Mahallesi, 1990'lı yıllardan günümüze dek uzanan, memlekette sabitimizin hiç değişmediğini gösteren öykülerin kitabı. Baba Bak Deniz, Nedim Gürsel, Doğan Kitap. Kızım kaydıraktan kayarken yine sevinç çığlıkları atacak. Ama babasına dönüp o yumuşacık eliyle kıyıyı göstererek "Bak Deniz" demeyecek, diyemeyecek. Bir hüzün inecek güzel, ışıltılı gözlerine. Eliyle Deniz'i değil, babasını arayacak. Karanlıkta el yordamıyla bu durumdan, bu yalnızlıktan, bu kahrolası ayrılıktan bir çıkış yolu arar gibi. Dilaya daha güzel, daha özgür, insana ve doğaya daha saygılı bir ülke bırakacağımızdan kuşkuluyum. Yine de karamsarlığı atmaya çalışıyorum üzerimden. Kızım bugünkünden farklı bir ülkede büyüyecek. Gazetecilerin casusluk, akademisyenlerin hainlik, yazarların teröristlik suçlamalarıyla hapsedilmediği, demokratik değerlerin umutla yeşerip dere boylarında hışırdayan kavaklar gibi salındığı bir Türkiye'de. Nedim Gürsel, otobiyografik anlatı unsurlarıyla kurmacayı ustalıkla harmanladığı bu kitabında küçük kızı Dilay'ın kimi zaman sevinçli, kimi zaman da buruk dünyasını anlatmakla kalmıyor, baba olmanın anlamı üzerine de düşünüyor. Söylemeye korkmak. Çocuk istismar vakaları, Figen Paslı, Nika Yayın Evi. Çocuğa yönelik cinsel istismar küresel halk sağlığı sorunudur. Sorunun önlenmesinde ve mücadelesinde çok boyutlu, bütüncül yaklaşım gereklidir. Koruyucu ve önleyici çalışmalara yönelik politikalar öncelikli hedef olmalı. Tüm kurum ve kuruluşlarda sistemli uygulamalar gerçekleştirilmelidir. Söylemeye korkmakta çocukların ve annelerin adli sistemde, sağlık sisteminde, çocuk koruma, sosyal hizmetler sistemindeki davranışların, yaklaşımların onları nasıl örselediğini, incittiğini, bu deneyimlere ilişkin duygu ve düşüncelerini bulacaksınız. Ama aynı zamanda incinmiş çocukların bu yolculuğunda onlara birey olarak, insan olarak, haklarını gözeterek yaklaşan profesyonellerin de olduğunu göreceksiniz. Bu profesyonellerin, İstismar vakalarındaki çocukların bu süreçte bir kez daha örselenmemesi için mesleki, çocuk odaklı yaklaşımı benimseyen ve uygulayan kişiler olduklarına tanık olacaksınız. Onların çocuklarda yaşama bağlanma umudunu yeşerten sosyal hizmetler uzmanları, psikologlar, avukatlar, hekimler ve hemşireler olduğunu okuyacaksınız. Kimdir bu Lazlar? Özlem Şendeniz, İletişim Yayınları. Özellikle Kazım Koyuncu'dan sonra Lazca etnik müzik olmaktan çıkmış, daha çok geniş bir kitleye hitap eder olmuştu. Müzik ve dansın yaygınlaşan ve gitgide daha geniş kesimlerce kabul gören Lazlık etkinliğinin performansları olarak algılanışı sosyal medyanın denkleme dahil olması ile gerçek mekanın arasındaki bağı geliştirmiş ve interaktifleştirmiştir. Laz, bazen bütün Doğu Karadenizlileri, hatta Karadenizlilerin hepsini kapsayan bir ad olarak kullanılıyor. Oysa kendini Laz olarak tanımlayanlar ve etnik Laz sayılanlar daha küçük topluluklardır. Özlem Şendeniz bu karışıklığı da hesaba katarak Laz kimliğinin yaşama ve algılanma deneyimlerini inceliyor. Makbul vatandaş sayılmanın gerekleri Laz kimliğini ve belleğini nasıl etkiledi? Göçle ve özellikle mekanla ilgili hafıza nasıl biçimlendi? Laz kimliği ile Türk kimliği arasındaki ilişki nasıl kuruldu? Laz kimlik hareketi ne gibi etkiler yarattı?